Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 19 Nisan 2024 Cuma. Önce İran İsrail'i, sonra İsrail İran'ı vurdu. İran'ın Şam elçiliğine düzenlenen saldırıdan sonra artan gerilim karşılıklı açıklamalarla sıcak tutuluyor. Dünya olan biteni anlamaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. İstanbul'daydı Erdoğan, Cuma namazı sonrası habercilerin sorularını yanıtladı. İran'la İsrail arasındaki gerilim için iki tarafta farklı konuşuyor yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kez daha İsrail'in yanında durmakla eleştirdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyareti de soruldu Erdoğan'a. Dünyanın kilitlendiği ziyaretin gündemiyle ilgili açıklama yapmadı ama ziyaret sonrası adımlar atılacak dedi. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Yunan Başbakan Mitsotakis'in ziyaretleri için de konuştu. ATV Haber başladı. Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Konuyla ilgili de akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İsrail ile İran arasındaki gerilim için bu yorumu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflardan gelen farklı açıklamalara dikkat çekti. Eleştirilerine ABD'yi de ekledi. İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Bizim zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı Erdoğan. Ankara kalıcı ateşkes için diplomasi trafiğinde hız kesmiyor. Bu kapsamda Erdoğan hafta sonu önemli bir konuğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi ağırlayacak. Ziyaret, savaşın seyrini değiştirme ihtimali taşıması bakımından kritik. Gündemi ise şimdilik gizli. Gündemi, yani biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım. İran'la İsrail arasında artan gerilimin bölgeye sıçrama ihtimali de ziyareti kritik hale getiriyor. Dünyanın kilitlendiği görüşmeden tarafların kabul edebileceği bir ateşkes planı çıkabileceği de konuşuluyor. Erdoğan yeni haftaya da 12 yıl aranın ardından Irak'ı ziyaret ederek başlayacak. Önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Başbakan'la yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Ziyarette önemli ticari anlaşmalara imza atılmasının yanı sıra terörle mücadele de Türkiye'nin yaz aylarında planladığı sınır ötesi harekat üzerinden en sıcak başlık olarak masada yer alacak. Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak. Türkiye önümüzdeki hafta Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i de ağırlayacak. Steinmeier'le bizim geçmişten bugüne olan dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii bunlar içerisinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuları ele alacağız. Erdoğan'a Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ziyareti de soruldu. Bir nevi iade-i ziyarettir. Ve bu iade-i ziyaret de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. CHP'li bazı belediye başkanları seçim öncesi verdikleri vaatleri unutmuş gibi görünüyor. Belediyelerde torpilli atama tartışmaları baş gösterdi çünkü. Başkan yardımcılıkları, müdürlükler, makamlar, akrabalara, dostlara dağıtılıyor gibi görünüyor. Tabii bu CHP'lerin de tepkisini çekti. Genel Başkan Özgür Özel'e liyakatle ilgili sözleri hatırlatılıyor. Biz belediyeleri birileri gibi çocuklarımızı, evlatlarımızı işe sokmak için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Sadece 3 gün önce böyle uyardı partisini. Ancak o uyarı CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı. Torpil iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Şimdi kalkın onlara
Halkın Partisi'nin nasıl halkçı bir parti olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in partisinin nasıl bir parti olduğunu göstermeye gidin. Aslında tartışma eski. 31 Mart'ta Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti. Seçim sonrası listeye Balıkesir, Menteşe, Sarıyer, Çankaya, Odunpazarı da eklendi. Torpil iddialarıyla CHP cephesinde ortalığı karıştıran ilk isim, iş ortağı Merve Fidem Bulut'u başkan yardımcısı olarak atayan Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal oldu. Sayın Gonca Köksal geliyor. Balıkesir'de ise CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın'ın yakın arkadaşı eski CHP milletvekili Ali Haydar Hak verdiği danışmanı yaptığı iddiası karıştırdı ortalığı. Dakika bir gol bir, yani Ahmet Akın belediye başkanı oluyor, getiriyor, milletvekili arkadaşını danışman yapıyor. Yakışıyor mu bütün bunlar? İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun'u Kültür İşleri Müdürü olarak ataması ise bardağı taşıran son damla oldu. CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise yakınlarını işe almak isteyen yeni başkan Muharrem Erkek mesaisine 77 kişinin kadrosunu iptal ederek başladı. Tüm atamaların CHP Genel Merkezi'nden onay alınarak yapıldığı da ortaya çıktı. Gözlerse Genel Başkan Özgür Özel'e çevrildi. Özel, CHP'de 2010 yılından bu yana meclis grup müdürlüğü yapan Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde çıktı ortaya. Ancak sessizliğini korudu. 59 yaşındaki Bayraktar ise bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü. Cenazede dikkat çeken anlar da kameralara yansıdı. Halef Selef Genel Başkanlar uzun bir aranın ardından ilk kez yan yana geldi, cenazede birlikte saf tuttu. İYİ Parti'de ise gözler 27 Nisan'da yapılacak kurultaya çevrildi. Süre yaklaştıkça saflar da netleşiyor. Bir yanda Hür ve Müstakilciler, diğer yanda ittifakçılar var. Delegeler de adayların yakın markajında. İşte partideki son durum. Birdenbire terk edemezsin. Yaşanmışlıklarımız var. Bu Hür ve Müstakil olarak tanımlanan, bir siyasi stratejisi olmayan İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Koray Aydın, Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu. Bir yanda Hür ve Müstakilciler, diğer yanda ittifakçılar. İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda yalnız genel başkan adayları değil, seçim öncesi CHP ile ittifakı savunanlarla Hür ve Müstakilciler arasında da yarış yaşanacak. Saflar sıklaşıyor. Hiç değilse iki büyük şehir üzerinden olması yönünde de o zaman tartışmalar yapıldı. Yani ben de onu gene destekleyenlerdenim. Yani. Hür ve Müstakilcilerin adayı ise Müsavat Dervişoğlu. Meral Akşener'in Dervişoğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmasının parti içi dengeleri değiştirdiği konuşuluyor. Öyle ki Akşener'e yakın isimlerin Dervişoğlu'na oy için delegeleri yakın markaja aldığı da iddialar arasında. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım. Akşener'in kurultay kararı aldığı toplantının perde arkasını ise genel başkan adayı Tolga Akalın anlattı. Akşener'i aday olmaktan vazgeçirdiğini de iddia etti. Genel başkanımız açısından bir siyasi intihar olurdu. Bugün kırgın olabilir Sayın Genel Başkan bana ama ben inanıyorum ki 6 ay sonra alnımdan öpecek beni. Çünkü onu tarihi bir hatadan döndürdüm. Parti içinde bir grubunsa hala Akşener'i olağanüstü kurultaydan vazgeçirmeye çalıştığı da konuşuluyor. Gölcük Tabiat Parkı'nı bungalov evleri açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan protesto ediliyor. Belediye binası önünde başlayan gösteriler meclis salonuna da taştı. Eylemciler arasında Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan var. Dünyada da bir ilke tanıklık ettik. Yani bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği. Gölcük altında, altında kalacak.
Salona tepki sloganları eşliğinde girdi. Eylemcilerle burun buruna geldi. Üstelik eylemcilerin arasında eşi Meral Özcan da vardı. Hanım benim protesto ederken iyi de ben hanımın protesto ederken mi kötü? Gölcük Tabiat Parkı'na bungalov ev yapılması kararını protesto için toplandı eylemciler. Protesto gösterileri Bolu Belediyesi'nin önünde başladığı meclis toplantısına da taşındı. Vereceğiniz yanlış karar tarihe kara bir leke olarak düşecektir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önce aralarında eşinin de bulunduğu eylemcilere slogan attıkları için tepki gösterdi. Uzun süredir de belli ki eylem yapmamışsınız. Canınız çekiyormuş. Ya bu solcu arkadaşlar slogan atmadan derdini anlatamıyorum. Ben görüyorum zaten yazıları. Sonra neden önce gelip benimle konuşmadınız diye sordu. O soruyu da yine kendi yanıtladı. Bu protestoyu yapmadan gelip bir sorsaydınız. Üzgünden alırken platformda konuşmak için sıkıntınıza geldiniz. Ben yoğundum. Benim mazeretim var. Benim gelenim gidenim çok. Eşi Meral Özcan'ın en ön safta yer alması da Tanju Özcan'ın gözünden kaçmadı. Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim eve. Ama sonuçta geleceğim diyorsun. Ne kadar geç gelirsem o kadar iyi. Ve gelelim Gazze'yi unutturan o misilleme savaşının ayrıntılarına. Geçen cuma gecesi İran Şam saldırısının misillemesini neredeyse hiçbir hasara yol açmayan füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdi. Sonra da benim için hesap görüldü deyip kenara çekildi. Ancak Amerika'nın ikna çabalarına rağmen İsrail yeni bir saldırıda diretti. Kontrollü misilleme yorumları da yapılan süreçte sabaha karşı İran semalarında patlamalar oldu. Tel Aviv yorum yapmadı ama hamisi Washington, İsrail'in İran'ı vurduğunu duyurdu. Kimi uzmanlara göre bir kez daha dağ fare doğurdu. İsrail, İran'ın attığı füzelere cevap verecek. İsrail dediğini yaptı. İsfahan'da sabaha karşı peş peşe patlamalar yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. İsfahan'dan bir askeri yetkili şehrin doğusunda patlamalar duyulduğunu ve bunların hava savunma sistemiyle ilgili olduğunu teyit etti. Bölgedeki 3 küçük İHA dışında hiçbir şey olmadı. Her şey normale döndü. Ticari uçuşlar da dahil. Washington desteklemediğini söylese de 3 insansız hava aracıyla İran'a bir İsrail saldırısı gerçekleştiğini doğruladı. İran füze kullanılmadığını ve acil misilleme planı olmadığını duyurdu ama akıllara İsrail-İran savaşı başladı mı sorusu geldi. Bu kontrollü gerilimin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz ama bölgede bir doğrudan topyekün savaş beklemiyorum. Peki bu dağ fare doğurdu dedirten kontrollü misilleme tiyatrosu sürecek mi? Küresel güçler bölgesel topyekün bir savaşın olmaması için elinden geleni yapıyor. Ama iki ülke arası gerilim ve bu tarz hem simetrik hem asimetrik ataklar zaman zaman ortaya çıkmaya devam edecektir. Güvenilir kaynaklar İsfahan ve ülkenin her yerindeki tüm nükleer tesislerin ve askeri merkezlerin tam güvenlik altında olduğunu vurguladı. İran içindeki İsrail güçlerinin hedef olarak İsfahan'ı seçmesi de Tahran'a kritik bir uyarı mesajı taşıyor. İsfahan ülkede uranyum dönüştürme merkezi olması ve İran Milli Ordusu'nun hava üssüne ev sahipliği yapması açısından önemli. İran bu krizi bir fırsata çevirip bölgede kendisi nezdinde sorununu gördüğü devletlere de bazı karşı ataklar yapabilir. Gazze'de istisnasız her diplomatik çözüm önerisinin tıkanmasının mimarı Amerika bu kez de Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasına karşı durdu. Tel Aviv'in soykırım harekatına silah ve cephane yağdıran Washington, Refah operasyonuna da onay verdi. Yani Gazze'de çok daha büyük bir katliam kapıda. Tunceli Jandarma İl Komutanlığı, dağlarda terör örgütü PKK'dan kalan son sığınakları tespit edip hepsini tek tek imha etti. Operasyon görüntülerini izleyeceğiz. Müzik
Turizmin yeni adresi Tunceli Dağları'nda terörün son kalıntıları da temizleniyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Kurudere Mahallesi, Kurttepeleri, Beşiktepe, Meteristepe ve Taharçayı bölgelerinde Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu düzenledi. 1000 kişinin katıldığı operasyona Atak helikopterleri de eşlik etti. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı operasyonda PKK'nın kullandığı 8 sığınak tespit edildi. Sığınaklara tek tek girip kontrol eden jandarma, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme buldu. Ele geçirilen düzenekler ve 8 sığınak imha edildi. Dünyadan sıcak gelişmeleri derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. Ukrayna Rusya'yı kalbinde vurdu. Stavropol bölgesinde Tu-22M3 tipi bir bombardıman uçağını düşürdü. 4 mürettebattan 3 pilot kurtarıldı. Moskova görüntülere rağmen kazanın sebebi teknik arıza açıklaması yaptı. Rusya ise Ukrayna'yı yoğun füze saldırısına maruz bıraktı. Dnipropetrovsk bölgesinde isabet alan apartmanda 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Bir başka ilçede 4 ev tamamen yıkıldı, 10 ev hasar aldı. Paris'teki İran Büyükelçiliği'nde de bombalı saldırı paniği vardı. Bir şüpheli elçilik binasına el bombası ve patlayıcı kemerle girmeye kalktı. Polis bölgeyi güvenlik koridoruna aldı. Kendini patlatacağını söyleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle yüzlerce protestocu belediyenin kapısına dayandı. Tiran belediye binasına girmeye çalıştı. Yönetimi istifaya çağıran grup binayı molotof kokteyli ve işaret fişekleriyle hedef aldı. Kenya yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Hayatını kaybeden 10 kişi arasında Genelkurmay Başkanı Ogolla da vardı. Kalkıştan birkaç dakika sonra düşen helikopterden sadece 2 asker sağ çıktı. Hayatını kaybedenler için havalimanında resmi tören yapıldı. Dünya ise çadırına 3 kuruş götürmeye çalışan bu masum Gazze'li çocuk karşısında söyleyecek söz bulamıyor. Dün son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Tokat'taki depremleri geceden bu yana kente panik havası hakim. Onu da söyleyelim. Ard arda meydana gelen depremlerin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesiydi. En son 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte çoğu kerpiç, 191 evde hasar meydana geldi. 7 caminin de minaresi yıkıldı. Büyük korku yaşayan Tokatlılar tüm geceyi sokakta geçirdi. Bismillah. Birden salladı, çatışa söyledi, tavan nebat yap, düşüyor. Tokat ard arda gelen depremlerle sarsıldı. Onlarca köy evi yıkıldı, minareler devrildi. Korku içinde kendilerini dışarıya atanlar geceyi sokakta geçirdi. Kasırga gibi geldi, ben balkondaydım. Yola zor indim. Yer sanki kalktı kalktı indi böyle. Deprem fırtınasının yaşandığı şehirde depremlerin merkez üssü Sulusaray ilçesiydi.
4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçe 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Acayip bir sarsıntıyla geldi. Çok şükür bir can kaybımız falan yok. 5,6 şiddetindeki depremin merkezüsü Tokat'ın Sulusaray ilçesiydi. Ancak Sulusaray ile birlikte Tokat'a komşu birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar dışarıda bekledi. Hatta birçok vatandaş ise parklarda, bahçelerde sabahladı. 5,6'lık depremin yaşandığı bölgede artçı sarsıntılar gece boyu sürdü. Deprem oluyor. Şu kayalardan uzaklaşalım abi hemen. Depremde Tokat genelinde çoğu kerpiç, 191 evde hasar meydana geldi. 7 caminin minaresi yıkıldı. Böyle yer kalktı kalktıydı. Buraya geldik her taraf gitmiş yani. Yaklaşık 20 saniye süren depremin geride bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Fatih Camii'nin minaresinin belirli bir bölümü o şiddetli sarsıntıya dayanamayarak caminin avlusuna yıkıldı. Hasar gören camilerde namaz kılınamaması nedeniyle vatandaşlar cuma namazını dışarıda daha uygun noktalarda tedbirli bir şekilde kıldı. Deprem sonrası Tokat genelinde eğitime ara verildi. Depremin hissedildiği Yozgat'ta da 3 ilçede okullar tatil edildi. Deprem Yozgat'ı da vurdu. Yozgat'ın Kadışehir ilçesine bağlı köylerde 200'den fazla ev ve ağır hasar gördü. Bismillah. Kokuluyor sandım. Üstüme bunlar verince ha dedim bir şey deprem var. Köy evlerinin büyük hasar gördüğü depremde Roma döneminden kalma 2000 yıllık köprüde çatlak bile olmadı. Fay hattının geçtiği bölgedeki asfaltta ise derin yarıklar oluştu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede Mehmetçik de seferber olmuş durumda. Ve Türker'in konuştuğu hikayeyle devam edelim. Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan canlı yayında Müge Anlı'ya konuk olmuş ve annelerine seslenmişlerdi. Özellikle de Uğur Dündar'a açılan babalık davasının ardından gözler artık anne Supiye Orancı'ya çevrildi iyiden iyiye. Anne konuşmuyor, ısrarlı bu konuda. O konuşmadıkça geçmişlerini arayan kızların belirsizliği de devam ediyor. Bugün onlar hakkında yeni iddialar da gündeme geldi. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Bir yanda Türkiye'nin gündemine oturan babalık davası... Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Diğer yanda bilinmezlerle dolu hayat hikayesi. Herkesin biyolojik anne babasını öğrenme hakkı vardır. Bunu söylemek zorunda olan da annedir. Evet. Annesinin babaları da bu diyecek. Evet bu kadar ya. Her şey açtığı davayla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya başvurmasıyla ortaya çıktı. Annem bana lütfen ulaş, Müge Anlı'ya çıkmak son noktaydı. Günlerdir süren çağrısına rağmen anne Supiye Orancı kızlarıyla görüşmeyi reddediyordu. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti, kapıyı çaldı. Ben çocuklarım kimseye ilgilendirmez. Ya yüzünü göstersene, anlatsana, kızlarım haklı desene. 4 tane kız çocuğu var. Anneleri ortada yok. Annelerine günlerdir sesleniyoruz. Ortaya çıkmak istemiyor. Bu kızlarla diyorlar ki tamam anne sen ne öyle yapıyorsun. Ama bizim babalarımız kim? Bu çocukların babası da ünlü birileri çıkmış ikizlerin. Şimdi diğer iki kız kardeş de diyor ki bizim babamız kim? Orancı'nın diğer kızı Dilara Gülatan'ın adı da usta gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla duyulmuştu. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi yani biyolojik baba tespitini yapacak olan en yetkili kurum. Altında 4-5 tane bilim insanının imzası var. Özetle deniliyor ki Uğur Dündar o kızın, o hanımın babası değildir. Çok net bir şekilde. Davamızı biz yaptık zaten. Bu süreçte de davamız devam ediyor. Kabul etmiyorsunuz siz yani Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporu. Annem de başka insan söylemedi. Benim anladığım kadarıyla da bakmışlar işte sarı saçlı bir kızcağız. Senin baban Uğur Dündar'dır demiş birisi. Bir kız çocuğunun babasını araması çok doğal bir duygu. Biz mahkemeyi kabul edelim. Nasılsa sonuçta adli tıbba gideceğiz. DNA analizi olacak.
Ancak gelen bir telefon gündeme bomba gibi düştü. Babanın başka bir sanatçı olduğunu söylüyor. Bana bunu Sufi'ye söyledim. Zeynep Hanım telefon attığımızda dün yayınımızın son dakikası bağlanmıştı. Telefondaki isim Dilara Gülatan'ın babasının bir Yeşilçam sanatçısı olduğunu iddia ediyordu. Etiler'de Misal Levaz'ın sitesinde kalıyordu. Ben size bir isim vermiştim. Orada ona doğum günü yapmıştı o şahıs. Bu ünlü yine bir sinema sanatçısından evet, bahsediyorsunuz. Ünlü. Şöyle bir şey söylediniz Zeynep Hanım. Dediniz ki Dilara'nın babası o kişi. Yani ona doğum günü yapan kişiden çocuğu mu olduğunu söylüyordu? Evet, kendisi bunu söyledi. Bu Yeşilçam artistinden çocuğum var dedi. Evet Müge Hanım. Benzer iddiayı bir başka isim de savundu. İkizlerin olduğunu ve Nübettin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. Ve iki tane daha çocuğum var demişti. Ama bir tanesini de o Yeşilçam artist olandan söylemişti. Ortaya çıkan her detay, her bir iddia olayı daha da karmaşık hale getiriyordu. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'nın nüfustaki kaydında baba adı bölümünde de Erol ismi kayıtlı. Kendisine her şeyi tane tane anlattım. Annesini hiç tanımadığımı, hiç birlikteliğimizin olmadığını, bin defa DNA analizi olsa bininde de aynı şeylerin çıkacağını anlattım ve annesini bulma, babasını bulma konusunda da elimden gelen yardımı yapacağımı söyledim. Hepimize aynı isim verildi. Erol diye birini tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyoruz. Annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun? Evet. Dallas. Hanımefendi siz böyle sustukça, yani bu kızlar da o mu onu dedi, bu mu bunu dediğinin peşine düştükçe, bakın siz kızlarınızı bu sefer ortaya atıyorsunuz. İlerleyen dakikalarda gelen bir başka telefon bağlantısı ise herkesi şoke etti. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Ben Sıpiye'nin aslında çocukluk arkadaşıyım. Erol da işte bu mahallenin delikanlısıydı o zamanlar. Onunla çıktı bir süre. Ondan işte bir çocuğu olduğunu duyduk. Tamam. Bir erkek çocuğu olarak doğduğunu biliyorum. Sizin annem, bilmediğiniz bir abiniz olmuş. Olduğunu söylüyor aslında. Bir seslen annene. İyi ol, bana ulaş ve bize gerçekleri anlat. Sadece bu kadar söylüyorum sana. Kızlarının sorularına ve çağrılarına cevap vermeyen Sofia Orancı'nın gençlik döneminde birçok filmde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı, İbrahim Tatlıses'in Aşıksın, Yorgun, Sarhoş, Yalan isimli filmlerinde kısa roller oynamış. İşte o filmlerdeki sahneleri. İbrahim Bey, bir resminiz var mı acaba? Memnun İnanın oldum. Üstümde yok. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Kızları ekrandan ona sesleniyor ama o sessizce tüm olaylardan uzak duruyor. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'nun annesi Sufiye Orancı'nın yıllar önce filmlerde oynadığı ortaya çıktı. Orancı, İbrahim Tatlıses'in Aşıksın, Yorgun, Sarhoş, Yalan isimli filmlerinde figüran olarak rol almış. Belimin esnemesini istiyorsan devamlı egzersiz yapmalısın. İşte şimdilerde Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran Orancı'nın 1988 yapımı Aşıksın filmindeki sahnesi. İbrahim Bey, bir resminiz var mı acaba? Memnun İnanın oldum. Üstümde yok. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti. Kapıyı çaldı. Ben istiyorum kimseye ilgilendirmez. Ya yüzünü göstersene, anlatsana, kızlarım haklı desene. Orancı'nın en eski filmi ise 1982 yılındaki Yalan. Oğuz Murat Acı'nın ölümünde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve onu kaçıran anne Elem Tok hala firari. Haber yok ama davaya dair önemli bir gelişme var. Kaza sonrası kaçışın organize edilmesinde suçlu bulunan asistan Ceren Saltoğlu bugün tahliye edildi. Acı ailesi bu duruma da tepkili. Tüm bunların yanında kaza sonrasına ait yeni görüntüye arkadaşlarımız Canan Marangöz ve Barış İbiş ulaştı. Fail ve işbirlikçi anne hala firari. Yardım ve yataklıktan tutuklu asistansa tahliye edildi. Davada tutuklu kalmadı. Vallahi ben üzüldüm. Suçluya yardım ve yataklıktan içeri alındığı söylendi. Şimdi de salıverildiği söyleniyor. Garibim.
Ver, çek öteye, çek beri. Önce baba, sonra anne. Dayanabilecek gücüm kalmadı. Kazanın sonrasına ait yeni görüntüye de ilk kez ATV haber ulaştı. Türkiye günlerce arkadaş grubuyla yarış yaptığı iddia edilen ehliyetsiz bir çocuğun yol kenarında ATV aracını tamir eden Oğuz Murat Acı'ya çarparak hayattan koparışını konuştu. Kemerburgaz yolundaki o feci kazanın üzerinden tam 50 gün geçti. Olay sonrası hapishanede tutuklu olan sadece Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un kaçmasına yardım eden çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu'ydu. O da dün itibariyle artık tahliye edildi. Öyle ki Eylem Tok tüm kaçış planını ve organizasyonu da kendi üzerinden atmak için Ayşe Ceren Saltoğlu'nun telefonundan yapmıştı. Ceren çalışan bir eleman, patron istediği yere çeker. Olay sonrası oğlunu önce Mısır'a ardından Amerika'ya kaçıran anne Eylem Toksa hala firari. Döneceğim sözleri ise havada kaldı. Bir lokma çocuğum aldı benim parmağımı tutarak 1,5 yaşındaki götürdü babasının mezarında. Bana diyor ki amin de ağlama diyor. Beni o götürdü. Eylem Hanım o zamanları arıyordu birilerini veya basına açıklaması yapıyordu. Şimdi niye yapmıyor? Hepimizi kandırdı, sizleri de kandırdı, bizi de kandırdı. Geleceğim dedi, gelmedi. Gitti bir yıllık ev kiraladı Amerika'da biliyorsunuz. Araba almış başkasının adına. Ortaya çıkan yeni görüntülerse kaza sonrası yaşanan kaosu gözler önüne serdi. Kalkma ya, kalkma. Gerçek suçlular şu an dışarıda dolaşıyor. Adalet yerini bulacak. Er veya geç Eylem Hanım da eninde sonunda gelip teslim olacak. Özellikle bayram tatilinde dışarı çıkanların karşılaştığı fiyatlar gündemin en önemli maddelerinden. Pek çok kişi dışarıda yediği yemeğin ya da içtiği çay kahvenin fişini paylaştı, faturasını paylaştı. Bir tek kurabiyeye 110 lira veren de vardı, öğle yemeğine 750 lira ödeyen de. Yiyecek içecek sektöründeki fahiş fiyatlar sonrasında başlayan tepki bir boykota dönüşüyor. Hafta sonunda restoran ve kafelere gitmeme eylemi yapılacak. Kahve fiyatları çok arttı. Ne kadar içtiniz en son? 80 lira içtim, 100 lira içtim. Fazla yani, çok fazla. Burada dönerim. 180 liraya satıyorum. Beşiktaş'ta 350 liraya döner satıyor. Saçılık var. Bir bardak çay 50-100 lira arasında. Ortalama bir lokantada bir kişilik öğle yemeği 500, makarna 300-400, pizza 600, kahve 100-150 lira. Herkesi çileden çıkaran bu fahiş rakamlar sonrasında hafta sonu 2 günlük yemek boykotu başlıyor. Son derece katılıyorum. Yapsınlar, becersinler. Ben de katılacağım. Zam dalgalarının karşısında artık bizim tüketiciler olarak da bir dur deme hareketidir bu. Bu göbeği kaça aldınız? Tanesi 10 liraya geliyor. Fahiş fiyatlarda en çok konuşulan örneklerden biri salatanın fiyatı. Bakın halden 10 liraya aldığını söyledi. İçerisine işte domatesi, biberi, diğer ürünleri eklenip bir tabak halinde işte bu salatalar servis ediliyor ama menüdeki fiyatına gelince 300'e bunu satan da var, 400-500'e satan da. İşte bu rakamlar artık vatandaşı bezdirdi. Yemekte porsiyonlar küçüldü, kalite düştü. Fiyatlarsa artmaya devam etti. Hem işletmeler hem de restoranların bağlı olduğu derneklerde duruma sessiz kalınca sosyal medyada başlayan tepki çığ gibi büyüdü. Tüketici artık dışarıda yemiyoruz kararı aldı. Boykota katılacak mı? Kesinlikle katılacağım. Aynı. Ekmek arası yiyeceğiz. Bir kahve içtiğiniz zaman 200-300 liranın altına maalesef çıkamıyorsunuz. Kime mikrofonunuzu atsak aynı şeyi söylüyor. Enflasyon arttı, giderler arttı. Burada herkes hemfikir. Ancak boykotun fitilini ateşleyen, enflasyonun da önünde koşan fahiş yemek fiyatları. Aşağı yukarı 400 ile 500 civarı geliyor kişi başı bir yemek. Vatandaş dışarıda yemek yerken bile kara kara düşünür oldu. Kara kara düşünüyoruz ve nerede uygun yiyebiliriz diye. Kendi kendinize soruyorsunuz, ne yedim acaba ben bu kadar tuttu fiyatlar. Hepimiz aynı soruyu soruyoruz. Fahiş yemek ücreti tartışmasında vatandaşı haklı bulan esnaf da var. 190 TL pilav üstü döner satıyoruz, yarım ekmek 100 TL satıyoruz ve şu an bu kebaplar
Başka yerlerde 320 TL, şu pilav üstü dönerler 350 civarlarına falan bir rakamlar. Ben insanları destekliyorum. Şu an uçmuş yani. Bir uyarı hareketidir. Satın almamayla da tavrımızı koyduğumuz zaman birçok işletme de kendini mutlak surette düzeltecektir. Bakalım ne olacak, takipteyiz. Marketlerdeki fiyatların son dönemde enflasyonun kat be kat üstünde artması da hükümeti harekete geçirdi. Fahiş fiyat, stokçuluk ve fırsatçılığa karşı Ticaret Bakanlığı 81 ilde 1500 denetim elemanını sahaya sürecek. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre ise fahiş fiyat artırdığı tespit edilen marketlerin 15 gün kapatılması gündemde. Örnek olarak geçen hafta erik aldım. Ertesi gün 95 TL'ye aldım. Ertesi gün 110 TL'ydi. Gerçekten çok fırlamış bir fiyatlar var. Fahiş fiyat artışı gibi uygulamalarla mücadele etmek için biz cezaları arttırılması için bir çalışma yaptık. İşte o çalışmalardan biri marketlere 2 hafta kapatma cezası. 15 güne yakın bir geçici kapatma uygulaması da teklif arasında. Bence çok güzel olur. Bence de yapsınlar. Bence kapansın. Tabii enflasyon son yıllarda ülkemizde çok arttı ama yani fiyatlarına baktığımızda burada enflasyonun yanında ekstra bir fırsatçılık da görüyoruz. Son dönemde marketlerdeki zamlar enflasyonun kat be kat üstüne çıktı. ATV Haber'in yaptığı etiket araştırması da bunu gözler önüne serdi. Marketlerde hurmanın kilo fiyatı ortalama 307 liraymış 1 Şubat'ta. Ardından bu fiyat yükselmiş ve 7 Şubat'ta 349 lira olmuş. Şu an bir zincir marketteyiz. İşte burada 3 litre zeytinyağı 739 lira 95 kuruş. Şimdi başka bir zincir markete geldik. İşte burada yine aynı marka, aynı zeytinyağı 3 litresi 649 lira 95 kuruş. Yani arada 90 lira fark var. Şikayetler de artınca açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Fahiş fiyat cezalarında alt sınır 52 bin liradan 80 bine, üst sınırda 525 bin liradan 800 bine çıkarılıyor. Bu rakamlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha da yükselebilir. Hatta marketlere geçici kapama da gündemde. Yani amansız bir mücadele yapacağız. Mutlaka bu işe tevessül edenler vazgeçsinler. Çünkü geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında 15 güne yakın bir geçici kapatma uygulaması da teklif arasında. Bence güzel olur. Kapatmaları bence daha iyi. Çünkü her gün fiyatlar değişiyor. Fırsatçılık yapanlara veya fahiş bilet uygulayanlara yıldırıcı olacağını düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı'nca idari para cezalarının arttırılması ve kapatma cezasının da uygulanacak olması fahiş fiyatla mücadelede önemli bir adım olacak. Koronavirüs salgınının ardından genç yaşta kalp krizi vakaları da maalesef yükseldi. Bunun en önemli nedeni olarak da pıhtılaşma gösteriliyor doktorlar tarafından. Pıhtılaşmaya karşı da halk arasında kan sulandırıcıların kullanımı yaygınlaştı. Ancak bu iki konuda uzmanların önemli, ciddi uyarıları var. Yaş çok aşağı indi. Asıl tehlike olan bu. Çünkü ileri yaşta kalp krizleri hafif geçirilebiliyor. Ama 20-40 yaş arasında bir genç insanın pırıl pırıl damarları herhangi bir nedenle tıkanacak olursa felaket çok büyük oluyor. Genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin en önemli sebeplerinden biri akut pıhtılaşma, yani pıhtı atması ve gençlerde genellikle bu pıhtılaşma enfeksiyon geçirdikten sonra, özellikle de koronavirüs ve influenza enfeksiyonlarından sonra görülüyor. Hasta acile geliyor, çok genç. Genellikle de geçen bir ay, iki ay içerisinde bir viral enfeksiyon geçirdiğini öğreniyoruz. Ateşli bir hastalık geçirdiğini öğreniyoruz. Bu hastalarda pıhtılaşma faktörünü gösteren bir tahlil var. Genellikle çok yüksek çıkıyor tahliller. Bir virütik enfeksiyon sırasında kanama mekanizması o kadar bozuluyor ki akut pıhtılaşma ortaya çıkıyor. İşte hayati kalp krizi oluşabiliyor. Dünyada kalp krizinden yılda 18,5 milyon kişi ölüyor. Bu ölümlerde gençlerin oranı gitgide yükseliyor. Ayda en az 2-3 tane hasta direkt bana geliyor. En son gördüğüm hasta mesela 24 yaşındaydı. Ailesinde erken kalp krizleri olan, zaman zaman bacak kanındaki toplar damarda tıkanıklık olan hastalar varsa mutlaka bir
tromofili paneli dediğimiz genetik test yapılmasına yarar var. Genç yaşta pıhtıya bağlı kalp krizi geçirmekten korkan pek çok kişi bu kan sulandırıcıları eczanelerden alıp kafasına göre kullanmaya başladı şu sıralar. Ve oldukça da popüler oldu. Herkes birbirine tavsiye dahi etmeye başladı. Ama kan sulandırıcının bilinçsiz kullanımı çok daha büyük risklere yol açıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Hiçbir hastalığı olmayan bir hastayı bir de kanaması yapar. Beyin kanaması yapar, ülseri vardır, kanatır. Dolayısıyla herkes kan sulandırıcıyı leblebiye almaması lazım. Kan sulandırıcı ilaçların pek çok çeşidi var ve hepsinin kullanım şekli ayrı. Bazı ilaçlarımız gıdalarla etkileşime girebiliyor. Bazen de kullandığımız antibiyotikler veya ilaçlarla da etkileşime girebiliyor. Yeşil sebze meyvelerle çok etkileşiyor. Greyfurt suyu kullanımı ve greyfurt kullanımı ile beraber vişne ve kirazla da kanamalara sebebiyet vermektedir. Bilinçsiz kan sulandırıcı kullanmak oldukça tehlikeli. Eş, dost, akraba veya komşu önerisiyle değil, bunu bir hekim kontrolünde almak lazım. Bursa'da esnafın iş yerinin önünde beslediği köpek sevmek için yaklaşan bir kadın tarafından çalındı. Polis köpeği eteğinin altına gizleyerek çalan kadının izini sürüyor şimdi. Eteğinin altına sokup alıp gidiyor. İş yerinin önündeki köpeği önce sevdi, sonra tasmasını çıkarıp çaldı. Maddi değeri ne kadar yüksek olmuş, düşük olmuş önemli değil. Benim için bir canlı değeri var, bir can değeri var. Şaban Alper 4 aylık köpeği Zeyna'yı Bursa Kestel'deki hırdavat dükkanının önünde besliyordu. O içeride müşteriyle ilgilenirken çocuklu bir kadın sevme bahanesiyle Zeyna'nın yanına yaklaştı. Niyetinin farklı olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Köpek yok dedi bana, köpek çalındı Şaban dedi. Hemen arkasına fırlamış, ben de fırladım ama maalesef göremedik, bulamadık. Şaban Alper güvenlik kamerası kaydını izlediğinde yıkıldı. Beni çok üzdü. Çünkü ben onun dükkanımı önüme bağlıyorum. Gelen geçen çoluk, çocuk, bayan, erkek herkes seviyor. Onu sevmeleri benim daha çok hoşuma gidiyor idi. Polis şimdi her yerde Zeyna'yı eteğinin altına gizleyerek çalan zanlıyı arıyor. Sakarya'da görev yapan bir polisin motosikletli kuryeye yaptığı uyarının görüntüsünü izleyeceksiniz birazdan. Aslında tüm motosiklet kullanıcılarının kulak vermesi gereken bir uyarı bu. Özeti şu: gideceğiniz yere daha kısa sürede gidebilmek uğruna canınızı tehlikeye atmayın. Niye sağdan geliyor? Abi paketim var. Ondan değil. Evet haklı. Araçtan evet. Sağdan gitme. Tamam. Çünkü hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmıyor. Abi bir şey diyeyim, bizden kesiyorlar ya. Onu demiyorum, git. Yok. Ortadan git en azından. Ha şey, ortadan gidebilir miyiz? Ortadan gidebilir miyiz? Gidebilirsin diye bir şey yok. Ama olursa yine yasak. Ama en azından canını tehlikeye bırakmasın. Sağ aynaya bakmıyor bundan. Evet. Doğru. Ben sana şimdi ortadan gitme de desem gideceksin yine bir yerden de. En azından ortadan git. Tamam abi. Çünkü sağdaki sola geçmek için, soldaki sağa geçmek için ortaya her zaman bakar. Ama evet, buraya kimse bakmaz. Evet. Çünkü diyor ki bu tarafımda kaldırım var. Kimse gelmez. Pat kırar, yapışır kalırsın. Doğru söylüyorsun. Canının kıymeti olsun biraz. 3 kuruş için canını tehlikeye atma. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, kolay gelsin. Bir ara Alman şansölye Olaf Scholz'u bile fiyatına dair sorularla meşgul eden Türk döneri bu kez kendine Cumhurbaşkanı Steinmeier'in resmi ziyaretinde yer buldu. Alman Cumhurbaşkanı pazartesi gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ikram etmek üzere yanında 60 kilogram döneri ustasıyla birlikte gelecek. Bakalım konuklar klasik Türk döneri mi daha çok sevecek? Gurbetçi usulü Türk dönerinin şöhreti Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i bile mest etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in daveti üzere Türkiye'ye yapacağı 3 günlük resmi ziyaretine bizi de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdı. Alman milli takımı ve dünya devi Real Madrid'in yıldızlarını bile kendine hayran bırakan döner, Berlin'de açılan ilk dükkanlardan biri.
Pazar sonu akşam İstanbul Tarabya Kuruşkunu'nda yapılacak festivaller Berlin'de hazırladığım 60 kondisyonerimle ve soslarımla beraber götürecek ve orada servis edeceğiz genel konuklara. 22 Nisan'da Türkiye'ye gelecek olan Steinmeier, gönül verdiği Türk lezzetini Türkiye'ye de taşıma kararı aldı. Davette konuklara Alman usulü döneri bizzat ikram edeceği de iddialar arasında. Bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Unutulmaz eski şansölye Merkel'in bile döner görünce nasıl heyecanlandığı herkesin hafızasında. Tarabya Köşkü'ndeki klasik Türk dönerine alışkın misafirlerin soslu, patatesli ve salatalı dönere nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Yapılacak ziyareti izleyeceğiz. Doğu Karadeniz'deki Kaçkarların en önemli, en görkemli noktalarından biri de Kavron Yaylası. Nisan'ın sonuna yaklaştığımız bu günlerde 2300 rakımlı yaylada hala kar var. Ana haberin sonuna geldik. Hatırlatalım, birazdan Ateş Kuşları yeni bölümüyle ekranda olacak. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra kapanış yapmak üzere ben tekrar burada olacağım. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.